Sen kafayı mı yedin? Ne işin var Yunanistan'da ya? Babamın ne işi varsa benim de o işim var Tülay. Ya tamam kızdın anlıyorum ama çocuk alacağım geri getireceğim diyor işte. Ben de ona güvenecek göz var mı acaba? Bakayım. Yok. Çocuklar sana emanet. Tamam. Abla koş! Ne oldu? Oha. Bununla mı gideceğiz? Evet. Sınırı geçerken sen bunun dışında olacaksın. Bununla nasıl gideceksiniz abla? Artık babamı nasıl götürdüyse. Şöyle ki... İyi de bunun bagajı yok ki. Yok. Yani sen bunun böyle müzik sistemi gibi durduğuna bakma. Gizli bir bölme bu. Açıyorsun sonra... Öyle. Abicim sen nereden buldun bu arabayı? Hakikaten ha. Kim bilir neler geçiyordur sınırdan bu arabayla. Bu iş tehlikeli ya. Sen kalıyorsun ben gidiyorum. Lan ben varken sen nereye? Abla ben de geliyorsun. Okulunuz var. Ne okulumuz var? Buna mı gideceğim? Şşt! Hadi aşağı siz de. Hadi aşağı. Biz babamı alıp geliyoruz. Siz de çocuklara iyi bakıyorsunuz, tamam mı? Hadi. Kardeş, bak Filiz sana emanet ha. Hiç endişelenmeyin. İkisini de sağ salim getireceğim ben. Bana bak, dikkat edin birbirinize, tamam mı? Sen de, sen de. Güle güle. Arayın istediğiniz zaman. Hadi. Yiyecek misin? Acıktıysan bisküvi de var istersen. Filiz konuşmayacak mısın? Peki. Özür dilerim, tamam mı? Özür dilerim. Ben babandan ayrı kalırsan daha mutlu olursun diye düşündüm sadece, o kadar. Filiz, konuşmayacak mısın yine? Devam edebilir miyiz artık? Tamam. Öyleyse ben konuşurum, sen dinlersin. Her şeyi mahvettim, kabul. Kaş yapayım derken göz çıkardım. Kabul. Boyumdan büyük işlere kalkıştım. Kabul ama hep seni düşündüğüm içindi. Üzülmeni istemediğim içindi. Anlasana senin üzülmene dayanamadım. Yani bütün ailenin yükünü omuzlamışken babanın sana öyle davranması falan. Susacak mısın sen? Sen konuşacak mısın peki? Bilmiyorum. Kontak basmıyor şu anda. Araba benzin almıyor. O ne demek ya? Hadi be. Ne oldu? Gösterge bozulmuş.
Benzinimiz bitti, yolda kaldık. Allah Allah. Allah kahretsin ya. Sakin, sıkıntı yok. Ben şimdi benzinci bulacağım, benzin alacağım, geleceğim. Sen burada bekle. Yok öyle. Ben de geleceğim. Şimdi tüyer gidersin falan belli olmaz işin. Yuh artık Filiz ya. Abartıyorsun. Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun? Benzinciye. İyi hadi. Ha dur. Bekle. Benzinciye bakarız diye. Telefonu unutmuşum da. Hayır, insan gizli bölme yaptıracağına gider benzin alır ya. Ya da daha güzeli, bizim ailemize uğraşmaz, babamı Yunanistan'a kadar bırakmaz, biz de böyle yollara düşmeyiz. Cevap versene. Ne söylesem kızıyorsun Filiz. Neredeymiş benzinci? Nerede benzinci? İleride biraz daha, ileride. Nerede ileride? Yani işte şurada gösteriyor, evet. Az kaldı yani. Ne kadar az? 4 kilometre sonra. 4 kilometre mi? Ne? Oo, bravo ya. Bravo. Git 4 kilometre, dön 4 kilometre, 8. İyi ne güzel işte, gezmiş oluyoruz. Ha gezmiş oluyoruz, gezmiş. 8 kilometre gezeceğiz. Yoruldun mu? Hı-hı. Dinlenebiliriz istersen. Hadi yürü. Çok yoruldu biraz. Yardım etsen olur değil mi? Gördüğün gibi fazla uzakta değilmiş değil mi? Dağıldık ya. Çok üzüldüm abi ya. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhabalar, benzin lazım mı? Bidona veremiyoruz abi. Nasıl veremiyorsun? Olmaz, yasak, veremeyiz abi. Nasıl yasak abi? Benzinci değil mi burası? Abi olmaz. Bidonla benzin veremiyoruz, yasak. Bak, arabam yolda kaldı. Yani arabaya getirebilsem getiririm buraya zaten, değil mi? O yüzden benzin lazım. Yok öyle. Bidonu falan veremiyoruz. Kusura bakmayın beyefendi. Ne yapacağız peki? Burada mı kalacağım ben? Burada mı çalışacağım? Abi cezası var. Veremiyorum. Kusura nasıl? Bakma. Nedir? Bir şey yok ya. Öyle konuşuruz. Ha sohbete geldik. Ben halledeceğim Filiz. Bana bırak. Bir halledemiyorsun. İzin verirsen halledeceğim. Abicim sen benzin vermiyor musun? Veremiyorum hanımefendi. Kusura bakmayın. Bana bak kardeşim. Ben burada turistik geziye çıkmadım. Benim babam esir. Şimdi ben onu kurtarmaya gidiyorum. Zaten canım burnumda. Evde 5 tane kardeşim bekliyor beni. Komşuya emanet ettim. Aklım onlarda. Bunun yüzünden abuk subuk hallere düştük. Uluslararası yollara döküldük bir anda ne olduysa. Zaten açım. Yoruldum. Hava sıcak. Sen bana benzin vermiyor musun abi? Ha? İyi. Şu bidon dolana kadar buradan bir kişi benzin alabiliyor mu gör. Gör. Gördün mü? Ne kadar istiyorsun abi? 3-5 litre kadar. Ay süper. Tamam mı? Tamamdır. Ne kadar? 20 TL. 20 TL, 20 TL. Hah. Abi, böyle. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Bak gördüğünüzde hallettim. Sen hallettin. Sağ ol. Artık benzin aldığımıza göre kavga edecek bir şey de kalmadı. Tabii 4 kilometre var sadece. Yine konuşmayacağız galiba. Sen o kadar parayı nereden buldun ya? Hangi para? Şu benzincide gördüğüm.
Ha o para o şey. Sen söyle. Uzun yola çıkacağımı söyledim arkadaşlarıma da onlar sağ olsunlar kırmadılar beni. Ne iyi arkadaşlarım varmış. Öyledirler. Yoruldun mu? Ben mi? Ne yorulacağım? Ne bileyim. Vallahi bana kalsa ben bir 8 kilometre daha giderdim seninle. Ya. Anladım ben şu benzin halledeyim.